Bir Saatte Değişim programımıza hepiniz hoş geldiniz. Her hafta sonu Uçan Kuş TV'de cumartesi ve pazar sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün yine size çok faydalı bilgiler vermeye çalışacağız. Çok güzel bir program hazırladık. Yaklaşık olarak bir saat boyunca bizden ayrılmayın ve mutlaka seyredin ve değişiminizi başlatacağız. Bugün daha çok zihni ele alacağız. Zihinden başlayacağız değişmeye. Çünkü gerçekten zihinden yapacağımız çalışmalarla, zihnimi değiştirerek ben o değişimi başlatabilirim. Daha sonra beden ve daha sonra ruh, sağlık çalışmalarla devam edeceğiz. Bugün dediğim gibi beden, zihin ve ruh üçlüsünün zihin bölümünü ele almaya çalışacağım. Zihnim bana ne söylüyor? Buradaki duygu ve düşüncelerim neler? Zihnimdeki geçen düşünceler bana neyi ifade ediyor? Bunun dışında zihnim ne kadar alkali düşünceler üretiyor? Ne kadar asidik düşünceler? Bunları anlatacağım. Ne demek alkali düşünce, asidik düşünce ve bunlar bize ne kadar zarar veriyor? Ya da faydaları neler? Hangi duygular bana olumlu şekilde yansıyor ve ben bu negatif duyguları nasıl değiştirebilirim? Bu değişimi gerçekten zihinde başlatacağız bugün. Ve o değişimi zaten hissedeceksiniz. Bütün hücrelerinizde hissedeceksiniz. Ve daha sonra son 10 dakika gerçekten o değişimi hissedebilmeniz için, o dönüşümü yaşayabilmeniz için harika bir meditasyon yapacağız. Şimdiden mutlaka yerinizi ayarlayın, rahat bir pozisyona geçin ve o meditasyonu kaçırmayın. Hatta etrafınızda gerçekten sıkıntı yaşayan, o zihninden uzaklaşamayan, o duyguların esiri olmuş, negatif duyguların öyle söyleyeyim. Negatif duyguların esiri olmuş yakınlarınız varsa onlara da ekran başına geçmelerini söyleyin. Gerçekten bu 10 dakikalık çalışma onları bir şeyler fark ettirecek. Geçmişe bir yolculuk yapacağız, kendimizle yüzleşeceğiz. Kendime ne kadar zarar veriyorum, kendimin ne kadar farkındayım, duygu ve düşüncelerimin ne kadarı bana ait, ne kadarı çevremdeki düşünceleri alıyorum ya da onlar beni etkiliyor. Bunları fark etmeye çalışacağız ve gerçekten bugün değişimi zihnimden başlatıyorum. Değişen zihinle zaten bedenim de değişmeye başlayacak, bu çok önemli. Kendimle yüzleşme meditasyonumuz olacak. Son 10 dakika dediğim gibi mutlaka kaçırmayın. Harika bir program bizi bekliyor. Şöyle rahatça bir derin nefes alın. En güzel pozisyonunuzda programımızı seyretmeye başlayın. Şöyle düşünüyorum. Evet, birçok gün boyu düşüncelerimiz var zihnimizde. Hiç durup şöyle kendinize bir baktınız mı? Sabahtan akşama kadar neleri düşünüyorum? Ve bu düşüncelerin ne kadarı pozitif, ne kadarı negatif ve bu duyguların ne kadarı kendime zarar veriyor, ne kadarı başkalarına zarar veriyor. Bunları bir düşünün. Şu anda şöyle bir bakın, dün mesela ne düşündünüz yoğunlukta ya da bugün şu ana kadar zihninizde neler hissettiniz, neler geçti, bunları fark edin. Zihnimden geçen düşünceleri biraz daha yavaşlatarak görmeye başladığınız zaman aslında o farkındalık başlamış oluyor ve o anı yaşamış oluyorsunuz. Evet, şu anda zihnimden bu düşünce geçti ama neden geçti ya da bu bana neyi çağrıştırıyor? Hemen onu fark edin. Yapacağımız birçok çalışmalar zaten o zihin kontrolünü elimize alabilmeyi anlatmaya çalışacağım her programda. Ve bu zihnimin efendisi kim? Gerçekten ben miyim? Yoksa o negatif duygular mı ele geçirmiş? Bunlar hakkında hem bilgi vereceğim hem de sizin bir şeyleri fark etmenizi yardımcı olmaya çalışmak üzere, fark ettirmek üzere bu çalışmaları düzenledik. Şöyle söylüyorum, detoksu duymuşsunuzdur herhalde. Detoks, toksinlerin bedenden atılması ve o sağlıklı bedeni yaratmak üzere geliştirilmiş birçok teknik. En çok detoks neyle yapılıyor biliyorsunuzdur. Her yaz biz bu detoksa nasıl diyeyim başlıyoruz. Sanki kışın hiç detoks yapılmayacakmış gibi. Bugün ben size biraz daha detoksun
zihin tarafını anlatmak istiyorum. Zihinsel detoks nedir? Ne işe yarar? Evet, bedensel detoks çok önemli. Bedenimizi bu toksinlerden arındırmak için birçok çalışma yapıyoruz. Ve bu toksinleri bedenimizden atmak için yiyecekler kullanıyoruz. Dikkat ediyoruz ama o zihnimi bu toksinlerden, toksik düşüncelerden nasıl koruyabilirim? Nasıl o detoksu sağlayabilirim? Zihnimin sağlığı da çok önemli. Kaliteli bir zihni nasıl yaratabilirim? Bunlar hakkında kısaca bilgiler vermeye çalışacağız. Bu yazın modasıydı alkali diyetler, alkali sular. Evet, alkali zihin ne demek? Kendinize sorun, gün boyu hangi zihin yapısına sahibim? Gerçekten alkali zihin mi beni daha baskın düşünceler olarak yoksa asidik mi? Şöyle söylüyorum, asidik düşünceler aslında bize zarar veren düşünceler. Alkali olanlar daha faydalı olan düşünceler. İkiye ayırdım ve bu asidik düşüncelerin, duyguların, asidik inançların nasıl bedenimizden, zihnimizden ve ruhumuzdan uzaklaştırabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Şöyle söyleyeyim, kendinize sorun, şu andan itibaren hangi düşünce kalıbında olursam gerçekten o kaliteli zihni yaratmış olabilirim. Ya da bu farkındalığı yaşamak ister misiniz? Çünkü gerçekten o frekans değiştiği zaman hayatınız değişecek, hayata bakış açınız değişecek. Evet, olaylar devam edebilir. Bana hep şöyle söylüyorlar, hani hiçbir sorununuz yok. Hayır, sorunlarımız var, hepimizin sorunları var. Bu sorunların olması benim hayata negatif bakacağım anlamına gelmiyor. Evet, sorunlara rağmen ben hayata yine gülümseyerek bakabilirim. Kendime değer verebilirim. Kendimi yine ifade edebilirim. Ya da yaşama tutunabilirim. Bunlar gerçekten öğrenilerek yapılabilecek şeyler. Hep o zihnimi eğitebilmeliyim. Zihnim bana neyi söylüyor? Gerçekten alkali mi düşünüyorum, asidik mi düşünüyorum? Hiç düşündünüz mü? Asidik düşünceler nelerdir? Bunlar hangileri olabilir? Şöyle bir düşünün. Neler olabilir? Bize zarar veren, gün boyu ya da bir yıl içerisinde gerçekten kendinize ne kadar bu düşünceleri ürettiniz. Yani zihniniz bu düşünceleri üretti. Hiç düşündünüz mü? Size zarar veren bu düşünceler hangileri? Şöyle bir düşünün. Hangi düşünceler zihnimde yoğun geçiyor ve bana zararı var mı? Çok fazla düşünmedik bunu ama zihnimde ürettiğim bu negatif düşünceler ve bana zarar veren o asidik düşünceler aslında bedenime de zarar veriyor. Zaten ruhum direkt etkileniyor ve ruhum da gerçekten bu bedende acı çekiyor. Şimdi onu gerçekten bu acıdan kurtaralım ve o asidik düşünceleri bir kenara atıp o alkali düşüncelerle yer değiştirelim. Asidik düşünceler dediğim gibi bunlar ne olabilir? Ben hep şöyle söylüyorum. Şimdi şu benim zihnim olsun. Burada asidik düşünceleri söyleyeceğim. Kızgınlık, çok kızgınım, çok öfkeliyim, kendimi sürekli suçluyorum. Başka ne yapıyorsun asidik düşünce? Düşünün bakalım neler var. Nefret ediyorum, kıskançlık duyuyorum, kıskançlık hissediyorum. Başka neler olabilir? Yalan söylüyorum. Başka neler olabilir? Kendimi sevmiyorum, yaşamı sevmiyorum. Ya da kendime güvenim az. Başka neler yaşıyorsun asidik düşünce? Sorun kendinize. En çok hangi düşüncelere sahibim? Kendime kızıyor muyum, öfkeli miyim? Kendimi sürekli suçluyor muyum? Kendime karşı sağlıklı mıyım? Sağlıklı derin nefesler alabiliyor muyum? Gerçekten bu bedene ait olan bütün o organlarımı sevebiliyor muyum? Bunları düşünün ve bu asidik düşünceleri fark edin. Kızgınlık, nefret, öfke, suçluluk, affedememe, yalan söyleme. Bütün bunları fark edin. Ve gün boyu bunların ne kadarını kullanıyorsunuz? Ve ne kadarın farkındasınız? Öfkeli miyim, kızgın mıyım? Ne düşünüyorum? Gerçekten bu bedeni doğru kullanıyor muyum? Sağlıklı mıyım? Hissedin.
Zihninizdeki düşüncelere bir bakın. Ne kadar alkali, ne kadar asidik. Şu anda asidik düşüncelerinizi hissedin. Ve bunlar ne kadar kendinize zarar veriyor. Çünkü bunların zararları sonucunda bedeniniz rahatsız, hasta, o bağışıklık sisteminiz düşük. Hepsini fark edin. Gün boyu kendime neler yapıyorum. Evet, şimdi bu asidik düşünceleri bir kenara bırakıyorum. Ve gerçekten alkali düşünceleri. Bunun için ben Şirin Baba'yı buldum. Şirin Babam. Bu şimdi bize pozitif olan alkali düşünceler hakkında bilgi verecek. Alkali düşünceler neler? Bir düşünün bakalım. Neler geliyor aklınıza? Alkali olarak neleri düşünüyorum? Neleri hissediyorum? Ve bu düşünceler bana neleri hissettiriyor? Neleri yaratıyor? Sevgi, koşulsuz sevgi. Gerçekten bunu yaşıyor musunuz? Bunu hissediyor musunuz? Ya da bu duygu içerisinde misiniz? Kendinizi seviyor musunuz? Değerli buluyor musunuz? Kendim ne kadar değerliyim? Neşe, coşku, eğlence duygularını ne kadar hissediyorum? Neşe, coşku, aşk, bütün bu güzel duyguları ne kadar hissedebiliyorum? Ne kadar bedenime bunları yaşatabiliyorum? Bütün bedenimi seviyor muyum? Kendimi takdir edebiliyor muyum? Teşekkür edebiliyor muyum? Her şeye rağmen bir güzellik arayabiliyor muyum? Bütün yaşanmış sıkıntılara rağmen, şu anda olan her şeye rağmen, derin bir nefes alıp her şey için şükredebiliyor muyum? Yaratıcılığımı kabul edebiliyor muyum? Ya da kadın sözümü ya da erkeksi özümü sevip kabul edebiliyor muyum? Ve bunu tam olarak ifade edebiliyor muyum? Sorun şimdi kendinize. Çok güzel değil mi bu pozitif duygular? Ve pozitif duyguları titreştirebildiğiniz zaman gerçekten bedeninizde o duyguları anında yaşayacaksınız. Bunları yaratabilmeniz için önce zihnimizi değiştirmemiz gerekiyor. Zihin kimyamızı değiştirmemiz gerekiyor. Pozitif duygular frekansını hissedebilmiş bir zihin bundan sonra gerçekten hep o pozitif frekansta çalışmaya devam edecektir. Kendime zarar vermeyi bırakıyorum. Çevreme zarar vermeyi bırakıyorum. Düşüncelerimle zihin yapımı değiştiriyorum. Ve gerçekten ne düşünürseniz o. Düşüncelerimi değiştiriyorum ve hayatımı değiştiriyorum. Şu anda bana zarar veren bütün negatif zihnimden geçen bütün düşünceleri ki önce kendime, zaten başkalarına da zarar veriyoruz ama önce kendime verdiğim bu zararı fark ediyorum ve bütün bu zarardan kendimi, özellikle bedenimi, zihnimi ve ruhumu özgür bırakıyorum. Artık özgürsün ve sana teşekkür ediyorum her şey için. Gerçekten kendinize sorun. Bu pozitif düşünceler bana neyi anlatıyor? Ya da bu frekansa nasıl geçebilirim? Evet, şu anda bu duruma geçmek belki zaman alabilir ama en azından niyet edin. Kendime zarar vermeye vermeyi bırakıyorum. Ve bu zararı bırakıyorum. İsteğiniz çok önemli. Ne isterseniz o. Ve isteyin. Bu pozitif duygularla yaşamayı seçin. O zaman gerçekten baktığınız zaman yıllar sonra bile o yan etkilerin ne kadar az olduğunu hissedeceksiniz, göreceksiniz. Ve bedeniniz size belki yıllar sonra teşekkür edecek. Evet, bana bu kadar zarar vermediğin için ya da fark ettiğin için. O yüzden çok önemli. Zihnimin efendisi benim. Ve bu büyük efendi, bu büyük Şirin Baba gibi zihnimin efendisi benim. Ve gerçekten ben zihnimi tekrar programlıyorum. Düşüncelerimi, duygularımı değiştirebiliyorum. Hayata bundan sonra daha farklı gözle bakabiliyorum. Evet, şu ana kadar bir zihnimin yapısı var. Her şeyin farkındayım ama şu andan itibaren en azından bazı şeyleri fark etmeyi seçiyorum. Görebilmeyi seçiyorum. Hissedebilmeyi seçiyorum. Hissedin. Gerçekten o sevgiyi hissedin. Koşulsuz olarak o sevgiyi hissedebiliyor muyum? Tam olarak bedenimde hissedebiliyor muyum? Ve etrafıma bu sevgiyi hissettirebiliyor muyum? Çok önemli. Kendinizi sevin, yaşamı sevin. Zihnimin efendisi benim ve bunun farkındayım.
bu duygularımı değiştirmeyi seçiyorum. Şu anda kendime yapmış olduğum bazı bu nasıl diyeyim asidik düşünceleri artık kendimden, bedenimden uzaklaştırmayı seçiyorum. Kelimelerinize dikkat edin. Ne söylüyor? Her zaman bu Şirin Baba gibi alkali düşüncelere mi sahip yoksa asidik düşünceler mi aktif? Lütfen zihninize eziyet etmeyi bırakın ve artık onu şu andan itibaren pozitif frekansa çekerek ve bunda gerçekten istekli olarak bunu yaratın. Ve size son derece teşekkür edecek. Zaten bunun sonuçlarını siz yaşayacaksınız. Her şey için teşekkür edin. Her şey için teşekkür ediyorum. Evet, derin bir nefes alıyorum. Nefes aldığım için şükrediyorum. Sanırım bir telefonumuz var. Alo. Efendim, buyurun. Alo, iyi günler Emel Hanım. İyi günler, buyurun. Merhaba. Arada müzik sesleri geliyor da sesinizi böyle az duyuyorum. Tamam, sorunuzu alayım. Tamam, sanırım bağlantıda bir sıkıntı olabilir. Sorunuzu tekrar alacağım. Dinlemeye devam edin. Şöyle söylüyorum. Bu zihnimde yarattığım alkali ve asidik düşüncelerden önce onları fark ettim. Fark etmeniz bile çok büyük bir adım aslında. Gün boyu hangi düşüncelere sahibim? Evet, bunun farkındalığını yaşıyorum. Şimdi bütün bu duygu ve düşüncelerden nasıl uzaklaşabilirim? Birçok teknik var. Biliyorsunuzdur, gerçekten araştırın. Eğer ben kendi kendime faydalı olamıyorsam ya da yetemiyorsam mutlaka yardım alın. Çünkü bu duygular ve düşünceler nasıl söyleyeyim bataklık gibidir ve içinden çıkmaya çalıştıkça sizi aşağıya doğru çekebilir. Birçok teknikle bu duygulardan kurtulabilirsiniz. Bazen kendi yapacağınız teknik çalışmalar bile bu duygu durumundan sizi çıkartmaya faydası olacaktır ya da o farkındalığı yaşayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili yazılmış birçok kitaplar var, birçok teknikler var. Bunları araştırın. Önce gerçekten zor durumda olup olmadığınızı gözlemleyin. Evet, ben şu anda hayata gerçekten pozitif bakabiliyor muyum ve yaşamdan zevk alabiliyor muyum? Ya istediğim hayat şu anda yaşamak istediğim hayat mı? Bunları sorun kendinize. Eğer bir sıkıntı varsa mutlaka yardım alın. Birçok teknik var. Psikoterapi teknikleri var, hipnoterapi teknikleri var. En son gelişen ki her hafta mutlaka burada anlatmaya çalışacağım. EFT teknikleri var, işte nefes terapileri var. O kadar çok ki. Ve insanlar artık hep bu duygu durumundan çıkabilme yollarını arıyorlar ve güzel teknikler buluyorlar. Ve bazen bu çok kolay tekniklerle bile o yıllarca yaşadığınız o negatif zihin durumundan kolaylıkla çıkabilirsiniz. Ve bana şunu söylüyorlar, evet bir saatte değişim mümkün mü? Biraz kısa zaman değil mi diyorlar. Ama inanın ki bir saat o kadar uzun bir zaman ki bir şeyleri fark edip görebilmemiz için bu... dediğim gibi zaten değişim anda başlıyor. O anı fark ettiğiniz an o değişimi yaşıyorsunuz zaten. Ama hep farkında olarak yaşayın. Ben şunu öneriyorum. Şunu yapıyorum. Sanki buradan beni gözlemleyen sürekli yanımda olan bir göz varmış gibi düşünüyorum. Belki siz de bu tekniği kullanabilirsiniz. Bunu sanki hani... yukarıdan bir gözle de kendinizi görmeye çalışın. Yaptığınız her davranışta, her düşüncede, bu tabii ilk zamanlarda biraz olmayacak ya da onu düşünemeyeceksiniz ama orada sizi gözlemleyen birinin olduğunu hissedin. Hep o gözlemci olsun ve onu, o duygularınızı ve bütün gün boyu yaptıklarınızı sanki kayda alan birisi varmış gibi hissedin ve sonra ona dönüp onunla konuşun. Bugün ne yaptım, nasıl hissettirdim ya da ne düşündüm, zihnimden hangi düşünceler geçti, neleri farklı yapmam gerekiyor, neleri değiştirmem gerekiyor. Bu size gerçekten buradan harika bilgiler verecek diye düşünüyorum. Sanırım telefonumuz var. Alo. Ediyorum. Telefonumuz olunca devam ederiz. Şöyle düşünüyorum. Gerçekten bu o gözlemci kişi
olabilir ya da bir göz gibi düşünebilirsiniz. Ya da sanki yine ikiziniz var gibi düşünün. O ikiziniz sizi sürekli kontrol gibi değil, gözlemlesin ama objektif bir şekilde gözlemlesin. Hani o şey yapmayacak burada, yorum yapmayacak. Sadece gözlemleyecek ama sonra onunla yüzleştiğiniz zaman ona sorun. Ve bütün maskelerinizi indirerek o gerçek özünüzle ona sorun. O size zaten bütün bilgileri verecek. İşte bugün şöyle davrandın, şurada şunu düşündün, şurada şunu yaptın ama şöyle yapsan daha iyi olurdu. Aa evet haklısın. Bir dahaki sefere bununla karşılaştığım zaman böyle davranmam benim için daha iyi olacaktır. Hep fark etmeye çalışın, hep gözlemleyin. Bu o göz size hep yardımcı olsun. Dediğim gibi bu çok önemli. O zaman hem insanların hayatına da daha farklı gözlerle bakıyor olacaksınız. Özellikle kendi hayatınıza da çok farklı gözlerle bakabileceksiniz ve bu çok önemli. O bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman o görünmeyeni de görebileceksiniz. Belki de o bugüne kadar hissedemediklerinizi de hissetmeye başlayacaksınız. Bunu fark edin. Zihnimi fark ediyorum, düşüncelerimi fark ediyorum. Ne kadarı olumlu, ne kadarı olumsuz. Şimdi bu duygu durumundan nasıl çıkabilirim? Fark ettim. Şu anda bir şeyi fark ettim, bir şey yaşadım. O anda geçti. Bu diğer o gözle irtibat halindeyim. O neyi gözlemledi? İşte biraz önce yaşadığım duygu neydi? Eğer onu o anda ifade etmeyi seçebilirseniz ve onu geçmişe gömmeyi bırakabilirseniz, o duygunuzu tam olarak ifade edip o hissinizi hissedebilirseniz, o duyguyu orada boşalttığınız anda zaten o anı yaşadığınız için farkındalığınız son derece yüksek olacak. Çünkü ertesi gün geçtiği zaman geriye dönüp baktığınız zaman ya işte burada hala duygum var, işte affedemedim, hala kızgınım, işte nefret ediyorum, işte hala suçluyorum ya da ona kızgınım, kırgınım gibi bu duyguların çoğunu artık bedeninizde taşımıyor olacaksınız. Orada o duyguyu ifade edip o duygudan uzaklaşın. Bedeninize almayın o duyguyu. Ya da artık zihnimde bu duyguları farkındayım. Ve bu duygulardan yavaş yavaş kurtulmayı seçiyorum. Bildiğim veya bilmediğim, bana sıkıntı yaratan her ne duygum varsa, bildiklerim var ama bir de bilinçaltı bilemediklerim var ama şu anımı etkileyen bütün bu duygularımdan özgürleşmeyi seçiyorum. Affedemediğiniz insanlar varsa hayatınızda bunları affetmeyi seçin. Çok kızdığınız insanlar varsa, çok kırgın olduğunuz insanlar varsa bunlar bana neyi öğretti? Aslında hangi basamağa çıkmam için onlar bana belki o negatif yaşanmışlıklarla aslında pozitif o üst basamağı yarattı? Hep bunu düşünün. Neredeydim, nereye geliyorum ve değişimin neresindeyim? Gerçekten değişmeyi istiyor muyum? Yoksa evet, hayır, ben bu çizgide devam edeceğim ve ben bu çizgiden mutluyum ve burada kalmalıyım. Bu da tercihtir ama yaşam devam ediyor ve dediğim gibi evren bile genişlerken, hiçbir şey, her şey değişirken sizin değişmeme duygunuzun altında yatan o inancı bulun. Hangi inanç benim değişimime engel oluyor? Hangi duygum beni o değişimden uzaklaştırıyor? Nasıl bir inanca sahibim? Bunu hissedin. İnanın ki bir şeyleri fark edeceksiniz. Kendinizle çok iç içe olun. Kendinizi gözlemleyin. Ve ifadelerinizi net ve açıkça kullanın. Eğer bu konuyla ilgili sıkıntınız varsa, ifade konusunda ya da sevgiyi alıp verememe konusunda ya da sevgiyi tam olarak hissedememe konusunda bazı sıkıntılar yaşıyorsanız, geçmişte yaşadığınız o travmalar, sıkıntılar, üzüntülerden tek başınıza kurtulamıyorsanız mutlaka yardım alın. Artık çok güzel teknikler var, çok basit tekniklerle bu duygulardan kurtulabiliyorsunuz. Ben bu konuda regresyon çalışmalarını da tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten regresyon çalışmalarımla insanları o duygulardan alıp burada yeni beni yaratabiliyorum ve bunu bir saatte yapabiliyoruz. Ve bir saatteki değişim o kadar önemli ki
Sonra geriye dönüp baktıkları zaman ya keşke bunu işte 10 sene önce yapabilseydik. Keşke bunu 5 sene önce yapabilseydim. Keşke o farkındalığı o zaman yaşayabilseydim gibi suçlamalar oluyor. Ama oradaki o suçluluk duygusunu da yok etmemiz gerekiyor. Evet, bugün yaşandı ve bugün fark ettim. Ama şu andan itibaren ben artık güzel hayatı seçiyorum. Ve o istediğim zihne sahip olabilirim. Ve bunu yaratabilirim. İnanın ki isteyin ve güçlü isteyin. Çünkü istek çok önemli. Sadece istiyorum olmuyor gibi şeyler duyuyorum. Demek ki olmasını istemiyorsunuz. Gerçekten olmasını istediğiniz frekansta istediğiniz zaman istemenin gücü çok önemli. Altındaki inanç çok önemli. Ne kadar inandığımız çok önemli. Eğer bir şeye zaten inanmıyorsanız boşuna istiyorum demeyin. Öyle söylüyorum, hani o kelimeleri de kullanmayın. Ama istediğiniz bir şey, zaten bakın hayatta hep şöyle dersiniz. Ya evet, bunu çok istemiştim, oldu. Ama burada beklenti yaratmadan istemek, temiz kalple istemek, saf bir bilinçle istemek çok önemli. Hangi niyetle istiyorsunuz? Ve bu isteğiniz gerçekten o evrenin hayrına mı? Yoksa bencilce istenilen istekler mi? Bunları düşünün. Eğer altında negatif duygularınız varsa o isteğinizin gerçekleşmesi biraz zaman alabilir. Ya da isteğim gerçekleşmiyor. Altındaki duyguya bakın. Ne var orada negatif? Neyi yarattık? Nasıl bir inanca sahibiz? O yüzden bunlar çok önemli. Kendinizin farkında olun. Duygularınızın farkında olun. Ve gerçekten değişimi seçin. Çünkü biz değişebildiğimiz sürece o kaliteli yaşamı yaratabileceğiz. O sağlıklı yaşama adım atabileceğiz. Bir bakın kendinize. Eğer 10 sene önceki siz ile şu anki siz arasında hiçbir fark yoksa o 10 seneye yazık olmuş diye düşünüyorum. Mutlaka o değişimi yaşamanız gerekiyor. Ve değişimi yaşamanız için de aslında bazen şöyle söyleyeyim, o ortamı değiştirmeniz gerekiyor. Bazı arkadaşlarımla konuşuyorum, sürekli aynı yerdeler. İşte onun altında da bazı duygular oluyor tabii ki, yer değiştirememe konusu hakkında. Yer değiştirdikleri zaman, aa evet, keşke bunu daha önce yapabilseydim, işte burası daha güzelmiş, daha iyiymiş. Ya da hep o aynı şeye tutunup kalmayın, farklı alternatifleri görün. O yaratıcılığınızı hissedin, düşünün. Ben buna şey diyorum, zihinsel antrenman teknikleriyle zihninize antrenman yaptırın. Düşünün, hatta nasıl söyleyeyim, zihninizde o imajinasyonu sağladığınız zaman, o görseli sağladığınız zaman ona yakınlığı hissedin. Çalışmalarımda şunu yapıyorum, işte boşanmak istiyorum diyor. Evet, boşanma duygusunu zihninde canlandırıyorum. Evet, şu anda boşanmış durumdasın ve hisset, duyguların nasıl? İşte yanında şu anki eşin yok, işte yalnızsın ya da şu andan itibaren başka insanlar var yanında. Mutlu ve huzurlu musun? Bu duygu sana ne hissettiriyor? Bu duyguyu tam olarak hissedebildiğiniz an, o görseli de canlandırdığımız zaman, aa evet, bir şeyleri fark ediyoruz. Ya aa evet, ben onsuz yapamam ya da ben o benim yanımda olmalı gibi şeyleri fark edeceksiniz. Sadece o görseli zihninizde canlandırın, önemseyin duygularınızı, düşüncelerinizi ve o zihninizde o saf düşünceyle, saf niyetle yaratabildiğiniz o görsellikte, altında dediğim gibi çok o bencilce düşünceler, negatif düşüncelerin olmadığı, bilinçle yaratabildiğiniz o görsel sizin geleceğiniz ve gerçeğiniz olacaktır. Gerçekten bakın hayatınıza. O saf bilinçle, saf temiz zihinle istediğiniz birçok olay zaten olmuştur. Eğer olmayan bazı şeyler varsa önce bir kendinize sorun. Nasıl bir inancıya sahibim? Bunun altında nasıl bir duygum var? O duygunuzu değiştirin. İnanın ki o isteğinize ulaşacaksınız. Ve dediğim gibi, ne kadar istiyorum? Gerçekten bunu istiyor muyum? Ya da bu isteğim beni o daha sonunda isteyeceğim o şeye beni ulaştırabiliyor mu? Bunları fark edin. Kendinizi gözlemleyin. Çünkü ne düşünüyorsanız o. Ve neyle karşılaşıyorsanız aslında onu biz yarattık. Ve biz düşüncelerimizle yarattık. Sorun kendinize zaten. Eğer bir şeyin
olmasını istemiyorsanız ve sonra onunla karşılaştığımız zaman şöyle demiyor muyuz? Aa evet, ben bunu zaten düşünmüştüm ya da ben bunun böyle olduğunu biliyordum ya da ben bunu böyle olacağını söylemiştim. Evet, aslında ben bunu düşüncelerimle kendim yarattım. O yüzden çok önemli. Fark ediyorum. Zihnime sanırım yarınki programda zihinsel antrenman teknikleri hakkında daha geniş bilgi verip zihnime bazı antrenmanlar yaptıracağım. Şu anda yapacağım çalışma da zaten çok önemli ve o zihninize antrenman yaptıracağız ve onu gerçekten hücrelerinizde hissedeceksiniz. Şimdi çok rahat bir pozisyon alın. Birazdan meditasyona başlayacağız. Bu meditasyon için sizden özellikle yapmanızı gereken bazı şeyler var. Bir, etrafınızda kimse olmasın ya da onlardan en azından bu 7-8 dakika onlarla irtibatınızı kesin ve gerçekten içinize dönün ve nefesler alın, bedeninizi hissedin. Çünkü kendi içimize doğru bir derin bir dalış yapmayı düşünüyorum. İnşallah başarılı oluruz ve kendimizi fark edeceğiz, bazı şeyleri, duygularımızı, düşüncelerimizi. O yüzden şu anda hepiniz rahat bir pozisyon alın. Derin bir nefes alıyorum. Gözlerinizi kapatın. Bütün bedeninizi rahat bırakın. Bacaklarım rahat ve gevşek. Dizlerimde bulunan bütün kaslarım rahat ve gevşek. Sırtımda bulunan bütün kaslarım rahat ve gevşek. Derin derin nefes alın. Aldığım her nefesle içime güzellikleri alıyorum. Neşeyi, coşkuyu, aşkı, mutluluğu, huzuru. Ve verdiğim her nefesle içimdeki sıkıntıları, üzüntüleri, geçmişte yaşadığım birçok travmayı, bana zarar veren bütün duyguları bedenimden, zihnimden ve ruhumdan uzaklaştırıyorum. Nefesim rahat, zihnim rahat. Boynumda bulunan bütün kaslarım rahat ve gevşek. Alnımda bulunan bütün kaslarım rahat ve gevşek. Yüzümde bulunan bütün kaslarım rahat ve gevşek. Kollarım rahat, sırtım rahat. Derin nefes alıyorum ve aldığım her nefeste yavaş yavaş bedenime odaklanıyorum. Bedeninizi hissedin. Şu anda bedeninizin herhangi bir yerinde bir ağrı, bir sızı, farklı bir şey hissedebilirsiniz. Oraya odaklanın. Ve o ağrının, o acının altında yatan duyguyu hissedin. Şu anda bedeninize odaklanın. Bedeninizin herhangi bir yerinde hissedebileceğiniz farklı bir şey olursa ona odaklanın. Ve onu hissedin. Size hangi duyguyu çağrıştırıyor? Ne yaşadım? Nasıl bir acı şu anki bu bedenimi etkiliyor? Nasıl bir üzüntü içerisindeyim ya da nasıl bir sıkıntı şu anda bu bedenime rahatsızlık veriyor? Şimdi yavaşça kendinizi karşınızda görün. Şu andan itibaren karşınızda kendinizi hissedin ve gözlerin içine bakın. Gözlerin içine bakın. Hangi duyguyu hissettiriyor size? Kendi gözlerinizin içinde hangi duyguyu hissedebiliyorsunuz? Duruşuna bakın, bedenine bakın. Gerçekten o bedende huzurlu ve mutlu mu? Kalbi sevgi dolu mu? O bedeninde mutluluğu ve huzuru tam olarak hissedebiliyor mu? Ve bunu tam olarak ifade edebiliyor mu? Kendinize bir bakın. Ve şöyle bir geçmişe doğru gidin. Doğduğunuz andan itibaren, şu ana kadar yaşadığım birçok duygu şu anda bedenimi etkiliyor. Olumlu veya olumsuz. Bütün olumlu duyguları bedenimde,
hissediyorum. Güzel duyguları bedenimde hissediyorum. Kendinizi hissedin, bedeninizi hissedin. Şimdi o size zarar veren duygulara odaklanın. En yoğun yaşadığınız, en yoğun hissettiğiniz ve şu anda size hayatınızı olumsuz etkileyen o duyguya bir odaklanın. O duygu bana neyi öğretiyor? O duygunun altında yaşanmışlıklar aslında bana neyi öğretti? Bunu hissedin. Bedensel yaşadığınız rahatsızlıklar, hastalıklar, şu anınızı etkileyen, bunlara odaklanın. Bunların altında uzunca yıllar neler yaşadınız? Nasıl duygularınız var? Bunları hissedin. Derin bir nefes alın. Gerçekten kendimle yüzleşiyorum. Kendimi görüyorum. Ve bütün maskelerinizi indirin. Gerçek özünüzle o kendi gözlerinizin içine bakın. Gerçek kimliğinizle. Her şeyi görün. Görünmeyeni görün. Ve hissedin. Derin bir nefes alıyorum. Ve şimdi gerçekten olmasını istediğim yeni beni zihnimde yaratıyorum. Yeni ben, kendini ifade edebilen, duygularını ifade edebilen, duygularını hissedebilen, kadınsı hislerini, erkeksi hislerini bedeninde hissedebilen, kendi özüyle bir bütün, ruhuyla bir bütün, bedeniyle bir bütün, yeni beni hissedin. O yaratıcı, o kalbi sevgi dolu ve koşulsuz sevgi dolu. Bedenimi seviyorum, ruhumu seviyorum. Her şeye rağmen yaşamı seviyorum. Ve ben bu bedende güvendeyim. Ruhum bu bedende güvende. Kalbimi sevgiye açıyorum. Kalbimi koşulsuz olarak sevgiye açıyorum. Sevgiyi almayı ve vermeyi seçiyorum. Sevgiyi almayı ve vermeyi seçiyorum. Her şeyi fark etmeyi seçiyorum. Görebilmeyi seçiyorum. Hissedebilmeyi seçiyorum. Hislerimi açıyorum. Zihnimi fark etmeyi seçiyorum. Düşüncelerimi fark etmeyi seçiyorum. Hislerimi fark etmeyi seçiyorum. Derin bir nefes alıyorum. Aldığım her nefesle içime bütün güzellikleri alıyorum. Ve verdiğim her nefesle yaşadığım sıkıntıların hepsini bedenimden, zihnimden ve ruhumdan uzaklaştırıyorum. Çünkü ben çok değerliyim. Bedenim çok değerli, zihnim çok değerli, ruhum çok değerli. Kendinizi sevin. Ve kendinize sarılın ve kendinizi hissedin. Çünkü bu bedenin sadece sevgiye, sıcaklığa, güvene ve huzura ihtiyacı var. Ve hissedin. Yalnız değilsiniz. Kendinizi hissedin. Bedeninizi hissedin ve her şey için teşekkür edin. Kendinize, bedenime, zihnime ve ruhuma ve bu farkındalığı yarattığı için şu anki zihnime teşekkür ediyorum. Derin bir nefes alın. Yavaşça bedeninizi bırakın. Bu çalışma bile bazı farkındalıkları size yarattı. Bilseniz de bilmeseniz de bedeniniz yavaş yavaş bırakabilmeyi hissetti. Çünkü öyle sıkı tutunuyoruz ki kaslarımız bile ancak uykuya daldığı zaman kendini bırakabiliyor. Ya da onda bile bırakamıyor olabiliyor. Ve gerçekten huzursuz uyanıyoruz. Ama yavaş yavaş gün boyu bile, gün içerisinde bile o kaslarınızı bırakabilin. O omuzlarınızı rahat bırakın, gevşetin. Bu bedeninizi gevşetmiş olmak zihnimi de gevşetiyor anlamına gelmiyor. Zihnim aktif, kontrol bende ama bedenim rahat ve gevşek. İkisini ayırın, çok önemli.
Beden ve zihni ayırın. Zihnimi rahatlatabilirken, bedenimi rahatlatabilirken zihnimde o yaratıcılığımı en yüksek noktada yaşayabilirim. Ya da zihnimi en farkındalığı yüksek bölgeye getirip ama bedenimi en rahat pozisyona getirebilirim. O yüzden bunu yavaş yavaş öğreneceğiz. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere ve yarın aynı saatte değişmek üzere hepinizi yine Uçan Koç TV'ye bekliyorum. Değişim şart, değişim her an olduğu gibi biz de sizlere burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğitim şart olduğu gibi değişim de şart ve kendinize iyi bakın ve her şey için teşekkür edin. Ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun.